Herkese merhaba, serbest satışa hoş geldiniz. 5 Ağustos Pazartesi. Herkese güzel bir hafta diliyoruz. Hızlıca gündemlerimize geçelim. Görüntüler Lübnan'dan. Lübnan'ı terk etmeye çalışan yabancılar ya da Lübnanlılar. Bütün batılı ülkeler vatandaşlarına Lübnan'ı bir an önce terk edin çağrısına bulundu. Hazır hala uçaklar, uçuşlar varken. Türk Dışişleri Bakanlığı da bir seyahat yöresi yayınladı. Elzem olmadıkça Lübnan'a gitmeyin. Mecbur değilsin Lübnan'ı terk edin çağrısı vardı. Bazı Lübnan'ın bölgeleri de işte Bekaa gibi, Güney Lübnan gibi buralarda da e, seyahat etmeyin dedi. E, Dışişleri Bakanlığı şunu söyledi. Büyükelçinin web sayfasından e, gelişmeleri takip edebilirsiniz. Ben girdim baktım. Büyükelçinin web sayfasında hiç güncel bir duyuru yok. Böyle de bir durum. İran'dan misilleme mekulü. İran medyasında epey propaganda filmi çeviriyor, döndürüyor. Bu sefer e, tepkimiz daha... Ağır olacak. Daha önceki hatırlarsanız misilleme saldırısı pek alay konusu olmuştu. Birçok drone ve füzeler daha İsrail'e varmadan etkisiz hale getirilmişti. İran bu sefer daha sert cevap vereceğiz diyor. Hatta komşu Arap ülkelerine de bu sefer karışmayın. Daha önce Ürdün ve Suudi Arabistan üzerinden kalkan uçaklar etkisiz hale getirmişti. İran'ın dronelarını bu sefer haber yollamış. Siz de karışmayın. Sizi de hedef alırız diye. Lübnan üzerinden de bir saldırı. Nasrallah Hizbullah lideri salı günü bir konuşma yapacakmış. Savaş başlangıcı olabilir şeklinde yorumlayanlar da var. Zaten Lübnan, e, İsrail arasında dünden beri büyük bir gerilim vardı. E, Birçok drone ateşlendi. İsrail de bunlara karşılık verdi. Bakalım e, nereye evrilecek hadise? İran'ın Olası bir saldırısı eğer iddia edildiği gibi gerçekten çok sert olur ve ciddi bir kayıp verirse savaştırmanır hem Lübnan üzerinden hem de İran'ın tekrar hedef alınmasını doğurabilir Gelişmeleri takip ediyor olacağız Haniye suikastıyla ile alakalı Türkiye'de protesto gösterileri vardı İstanbul ve Ankara'da vardı Ayasofya'dan Bu görüntüler Selçuk Bayraktar'la Sümeyye Bayraktar Erdoğan'ın görüntüleri Onlar da katılmışlar Selçuk'un hemen yanında koruması Sümeyin'in arkasında kendi koruması protokolü ayrılan yerde eyleme katılmışlar. Biraz geniş açıdan bakalım. Böyle bir görüntü arkada Süleyman Soylu var, Tevfik Göksu, AKP eski il başkanı. Şimdi <laughs> Filistin eylemlerinde genelde hükümetlerini eleştiriyor eylemciler. Bunlar neyi eleştiriyorlar acaba? İsraili eleştiriyorsanız o zaman tutarlı olacaksınız. Zaten iktidarda siz varsınız. Bunun iki göstergesi var, çok net. İsrail jetlerine giden yakıtlar. Azerbaycan'dan Türkiye üzerinden gidiyor bu rahatlı ve gemilerle. Buna engel olacaksın. Bu bir samimiyet testi bu. İkincisi, hala şirketler İsrail'e ticaret yapıyor. Bu kadar samimiyseniz, iyi ABD'nin İran'a yaptığı gibi ambargoda da e, delen şirketlere müeyyide uygulayın. Amerika yapıyor. Diyor ki İran'a şu şu ürünler satılmayacak. Satan şirketleri yakarım. Şirketler sattığı zaman Onların peşine düşüyor işte. Rezazarı vesaire gibi. O zaman siz de Türkiye'den bu İsrail'e mal satan şirketleri müeyyide uygulayın. Görelim ne kadar ciddi olduğunuz Öyle şehadet parmağı kaldırmak artistlik falan olacak iş değil. Babana söyle bunları. Bu da eylemden bir fotoğraf. Süleyman Soylu, Selçuk Bayraktar sohbet ederken. O kadar kötü insan varken kötü insanlarla devam edelim. Adnan Tanıver'de Sadat'ın kurucusu. Eski tur general ölmüş. Çok karanlık bir geçmiş bıraktı. 15 Temmuz'da biliyorsunuz Sadat unsurları ülkede terör estirmişti. Ayrıca yine Libya'da, Suriye'de birçok kirli işin içerisindeler. Zaten bir süredir şey rahatsız doğulu Melih Tanrıverdi işin başındaydı. Bir dönemde Erdoğan'ın danışmanlığını yapmıştı. Mehdi'yi bekliyoruz, ortam hazırlıyoruz demişti. Ben varken ne Mehdi'si diyerek aralar açılmıştı. Bugün Eyüp Sultan'da ikindi namazına mütakip Konu, kapak konumuza geçelim. Instagram. Şimdi herkes şunu soruyor. Instagram ne zaman açılacak? Hani Instagram ne zaman açılacak doğru bir soru değil aslında. Doğru soru şu. Instagram'ı ne zaman açacak? Her şey bir adımın dudağın arasında biliyorsunuz. İşte hani taziyeleri yayınlanmamış Fahrettin'in de Fahrettin kızmış BTK ile kapatmış. Yani Fahrettin'in boyunu çok aşan bir şey. Instagram'ın kapatılmasının yalnız şöyle bir durumu var. Instagram pek Twitter gibi, hatta Facebook gibi değil. Instagram apolitik bir yer. İnsanlar her ne kadar ciddi içerik son zamanlarda artsa da buraya haber için girmiyorlar işte. Paylaşımları biliyorsunuz. Bu herkese ilgilendiren bir platform. Ee, Instagram'ı kapatırsanız bu sefer Twitter'a, Facebook'a gelecekler. Daha böyle siyasi içerikten haberdar olacaklar. Pek isteyecekleri bir şey değil. İkincisi Türkiye'de ticaretin %10'u Instagram üzerinden dönüyormuş ki burada birçok insan para kazanıyor. Hem kendi yandaşları hem influencerlar, şu olsun küçük işletmeler, özellikle küçük işletmeler. Instagram'dan sipariş alan, kişisel işlerini yapan insanlar da var. Onların ekmekleriyle oynuyorlar. Bir kere tepki her geçen gün büyüyor. Birçok insan ne kadar çok sipariş kaybettiğini açıklıyorlar. Bu açıdan Instagram'ın kapatılması sadece muhaliflere yönelik değil, kendi yandaşlarını da etkileyen bir şey. Bir de çok yanlış bir şekilde bu işte influencerlar falan üzerinden tartışılıyor da kardeşim bu senin özgürlüğün yani adam kalkıyor canı sıkılıyor senin özgürlüğünü elinden alıyor esas e, tartışılması gereken bu. Evet Türkiye'de daha önce de YouTube kapanmıştı, Wikipedia kapanmıştı. Ama bu Instagram biraz daha farklı. Ben e, ne ne zaman açarlar? Şöyle artık e, kararlı bir şekilde. Diyorlar ki Instagram bazı katalog suçlar falan var bizim istediğimiz bunlara uymuyor katalog suçlarımız uygulaması lazım ama Instagram raporlarına baktığınız zaman Türk elbetinden gelen hemen hemen bütün taleplerini yerine getirmişler. Bazı içerikleri kaldırmışlar bazı içerikleri Türkiye'de görünmez hale getirmişler yani çok ciddi manada da şu şu diye de diyemiyorlar. Ama e, tabi şimdi adım delikanlılığı da sürdürmemek için bir süre bunun propagandasını yapacaklarını zannediyorum. Instagram'ında bir adım atmış gibi gösterip e, çok uzatmadan açacakları benim tahminim Eğer uzarsa e, şikayetler ve tepkini artacağını e, düşünüyorum. Ama e, şu da var. E, daha önce bazen bu inatlaşmaya gittiği zaman Erdoğan'ın bazen bu işleri uzattığı da oluyor. Bugün kabine toplantısı var. Hemhaneye suikast ile ilgili e, sert demeçler verebilir. İsrail'e e, sert şeyler söyleyebilir tahmin edildiği gibi. Bu Instagram konusunda da girebilir. E, burası devlet, burada hak, hukuk var, mahkeme var. Burası kabile devletidir, devleti değildir gibi şeyler de söyleyebilir. Bakalım kabine toplantısı ne diyecek. Bugün ayrıca Temmuz ayı enflasyon rakamında da açıklanacak. Mehmet Şimşek'i görünce aklıma geldi. Atatürk Havalimanı'na 45 günde hastane yapmakla övünmüşlerdi. Yeni Doğan ünitesinde sıcak su Borusu patlayınca çökme oldu, tavan çöktü, bir bebek hayatını kaybetti. Bu da üzücü haberlerden bir tanesiydi. Şimdi bir skandalla devam edelim. Bu eskilaştırma Bakanı Adil e, neydi? İsmail oldu. Bak Bakan adını unuttum, Hani çok dönüm yok kimsin de bir e, milletvekiline saldırmıştır biliyorsunuz. E, bu öyle çirkin görüntüler ekranı gelmişti. Hafta sonu Trabzon'da il başkanlığı toplantısında bu dövme videosunu yayınladılar. Mehter Marşı müziği de vermişler. Böyle alkışlayarak e, kürsüye davet ettiler eski bakanı. <laughs> Bakan da şaşırdı yani Hem biraz da e, keşke böyle şeyler olmasa ama bazen bazılarını hak ettiği gibi konuşmak lazım diye o da bozuldu. Düşünebiliyor musunuz? Bir milletvekilinin dayak sahnelerini böyle il başkanlığı toplantısında videoya ile Mehter Marşı'yı yayınlayıp e, böyle alkış tufanı falan koptu. Çok çirkin görüntüler. İngiltere karıştı. E, Geçti 30 Temmuz'da nerede hemen size söyleyeyim Southport diye İngiltere'nin kuzey batısında turistik bir yerde bir festivalde bir üç kız çocuğu hayatını kaybetti. Öldüren 18 yaşından küçük hemen e, sosyal medyada Müslüman olduğu, göçmen olduğu e, söylentili yayıldı ve bir sürü protestolar oldu. Halbuki gerçek ortaya çıktı ki bir göçmen değil İngiltere doğumluymuş. İki e, Müslüman da değilmiş e, ailesi koyu bir Hristiyanmış. Ee, çocuk da Hristiyan. 18 yaşından küçük olduğu için ıslah konulmuş. Ekim ayında mahkemeye çıkacak. Ama tabi gösteriler e, protestolar e, camilere saldırılar oldu. Hafta sonu da işte başka bir yerde e, bir sığınmacılığın kaldığı otel neredeyse ateşe verilecekti. E, bazıları da tepkili. Bu kadar olaylar olurken polis nerede diye de e, tepkiler var. Yağma olayları yaşandı. İşte daha sonra kendisini savunmak isteyen mülti göçmenlerin e, Müslümanların görüntüleri Süper sosyal medya servis edildi. İnanılmaz bir dezenformasyon var. inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Bütün bu olayların e, sağcıların başındaki adam Kıbrıs'ta tatildeymiş. Onun fotoğraflarını yayınlıyorlar. İşte o güneşlenirken burada adamları olaylara karışıyor. Bir sürü e, hadise, hadise. İngiltere Başbakanı, yeni başbakan e, açıklama yaptı. Bunlar kanunla tanışacaklar dedi. Tutuklamalar olacak, yargı şeyler olacak hüküm giyenler olacak ve bu işe karıştıklarına pişman olacaklar dedi. Şu an e, parlamento tatilinde birçok e, milletvekili de bir an önce parlamentonun acil toplanması çaresi yapıyor. İngiltere'de e, düne göre biraz olaylar yetişti ama bu bütün Avrupa'da büyük bir risk. Sadece e, İngiltere'de değil birçok Avrupa ülkesinde benzer olaylar yaşanabilir ki Kayseri'de de yaşananları biliyorsunuz. Bu mülteci hadiseleri hemen e, patlama hazır bir bomba gibi bu da uyarı ateşlerinden olimpiyatlarla bitirelim. Kadın boksörler yüzümüzü güldürdü. Üçü de madalya alacak. Hatice Akbaş finale çıktı. O altın ya da gümüşü. Diğer boksörlerimizde kim var? Bu Senas Çakıroğlu, Ebru Yıldız Kahraman. Madalyayı garantilediler ama madalyanın rengi önümüzdeki günlerde belli olacak. Olimpiyatlarda birazcık moralimiz bozuk. Epey sporcularımız elendi. Altın beklediğimiz sporculardan kötü haberler aldık. Bakalım en azından bu boksörler yüzümüzü güldürsün diyelim. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.